Oyunumuzun adı Kuş Misali. Yeni bir oyun. Yeni başladılar henüz. Delarte Tiyatro'ya ait bir oyun. Biz Delarte sahnedeyiz. Şu anda kulisteyiz. Oyunu tanıyacağız. Sevgili Ayşegül Başkan, Şefika, Yünyel ve Arda. Akol. Aynı zamanda yönettin, değil mi? Yardımcı yönetmensin. Evet, yardımcı yönetmenliğini yaptım oyun. Yok şu anda Serkan Ateş, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu oyunu birazcık tanıtalım istiyorum arkadaşlar. Komedi bir oyun. Evet. İki tane kadının yaşantısı. Neler oluyor, neler bitiyor, neler yaşandı. Neden bu oyunu seçtik? Sevgili Serkan Ateş kaleme almış. Evet, yani ekip olarak aslında düşündük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Kadın oyunu istedik. Fakat son dönemlerdeki mağdur kadın oyunu olsun istemedik. Farklı biraz bir keyifli komedi keyifli olsun. İki kadının dostluğunu ele almak istedik. Aslında temelinde, totalinde yalnızlığı anlatıyor. Eczacı Gülkara'nın Kadın Portreleri kitabındaki iki farklı hikayedeki kadını Nermin ve Özgür'ü aldık ve sahnede birleştirdik biz. Güzel. Çok güzel, keyifli bir oyun oldu. Üstelik iki farklı kadının ortak noktada nasıl buluştuğunu da izleyiciye gösteriyoruz ve durum komedisiyle iki farklı karakter nasıl aynı yerde birleştiriyor. Evet, nasıl yolda, arkadaş dost oldu. Biz kaleme aldıktan sonra Arda yönetti, aynı zamanda dramatürjisini de yaptı oyunun. En iyi yazar ölü yazar deyip oyunu baştan sona tekrar ele aldı. Ama İlla çok yardım. Daha güzel şimdi ilk tanrı yazardır denir fakat ama mutlaka başka fikirler işin içine girdiği zaman çok daha hoş şeyler de çıkabiliyor. Kötüsü de çıkabiliyor ama biz iyisini yakaladığımızı düşünüyoruz. Güzel. Ya hep beraber bir şey hayal ettik. Hep beraber hayaletimiz bir şeyin içerisinde de kendimize şakasını ve eğlencesini de koyduk. Bugüne kadarki geri dönüşlerde hep çok keyifli oldu. Yalnızlık insan olduğu için her zaman böyle varoluşundan beri çok temel bir kavram. İşte oyun da aslında evet bir komedi, bir eğlence metni. Belki bu şekilde izleyenlerin çok hep keyif alarak ayrıldığı bir iş oldu. Ama aslında oyunun bir sorgulaması da yalnızlık ne kadar istediğimiz bir şey ya da ne kadar yüzleşmekten kaçmamız gereken bir şey. Çünkü iki zıt karakterle ilgili aslında en temel iki fark, birisi hayatı boyunca hep yalnız kalmış, birisi de hayatı boyunca hiç yalnız kalamamış. O yüzden hayatı boyunca hep yalnız kalan bir daha artık yalnız kalmamak istemiyor. Hayatı boyunca hiç yalnız kalamayan da artık yalnız kalmak istiyor ve onların çarpışması ve onların yüzleşmesi aslında. Çok çok farklı. Üstelik sonunda böyle bir küçük golümüz de var. İzleyici eminiz bu golü de çok beğenecek sonunda. Çok şaşırtıcı. Evet. Çok. Yani aslında sosyal yaşamda ön yargılarımız doğrultusunda bir insanı tanımayı reddedip ötekileştirme yoluna gidiyoruz ya, biraz da onun üzerine durmak istedik. Güzel. Ötekileştirme yapmamak adına. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Beğenirseniz göreceğiz artık. İnşallah. Siz hayat vermişsiniz beğenmemek. İnşallah. Ne güzel açıkladınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ayağınıza sağlık. Ben de heyecanla biraz sonra seyredeceğim. Şu anda kuliste görüntüler geliyordur. Dekorlar kuruluyor. Biz de şeydeyiz. Şu anda makyaj odasındayız. Böyle bir oyun tanıtalım istedik. Biraz sonra görüntülerde sizlerle olacak. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Sizi tanımak güzel. Oyunlarınızı iletmek çok çok güzel. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah yazsın. Görüşürüz. Çocuklar koşmayın! Hadi! Kendi evinde olması gibi yok. Ya ne diyorsun? Yani huzur ve en önemlisi de sessizlik. Çok teşekkür ederim sana. Ölmeye karar verdiler. Kız olanı kıçağına aldı, börüne, senin kızın artık burası patlamayacaksın dedi. Sonra, sen aklına gelir miydi, sen çık çeltik tarlasının balçığından da gel Osman Bey'in çocuklarına ana ol. Allah kabul etsin. Düz,
durmadan, halimi hiç sormadan. Dost görünüp kuyumu kazandırdın. Armutları böyle elmagilleri diziliyorlar, böyle siliyorlar, siliyorlar, parlatıyorlar. Her şeyleri çok güzel yani. Bence bundan sonra sen oradan alışveriş etme. Neden? Çok pahalı. Atmadan evvel düşünecektin. Ya bir daha mı döveceksin? Gerçekten bir daha mı döveceksin? Ya ne istiyorsun benden? Düş yakamdan. Yetişin, koşuyorlar, kadını öldürüyorlar. Anam geldim, koşuyorum, gel. Kız tamam, tamam. Sakin ol, sakin. Bak, bak ikimizi birden atarım şimdi. Anam töbede. Ebedi cehennemlik olur, intihar edenler bozuk töbede. Ya töbede. Ya. Lanet çıksın, lanet çıksın. Gittiler de öldüler ya kız bu yoluna. Anam. Öldün mü ki kız? Tövbe. Toprağım. Anam. Bismillah. Ay.